Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arap pancarıyla nefis bir tarifim var. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle 1 kilo kadar pancar kullanıyorum. Pancarlar oldukça büyük olduğu için 2 baş geldi. Pancarları öncesinde yıkadım arkadaşlar. Daha sonra sap kısımlarını alıyorum bu şekilde baş kısımlarını tencereye. Çok az haşlayacağım şöyle kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar haşlayacağım şöyle gördüğünüz gibi üzerine su ekledim ve pancarların yapraklarını da atmıyoruz en şifalı en e, vitaminli yeri yapraklarıdır Arkadaşlar bu şekilde yapraklarını da iyice yıkadım suda beklettim e, pancar yapraklarını yeşil sebzelerin yapraklarını mutlaka bol suda yıkayın arkadaşlar Aksi takdirde kalıntılar kalabilir. Şöyle çok fazla kart olanları alıyorum içerisinden. Bakar mısınız? Kesinlikle şu kök kısımlarını atmayın. Hem inanılmaz lezzetli hem gerçekten çok faydalı. Mor e, renkli sebzeler meyveler gerçekten e, diğerlerine nazaran daha faydalı arkadaşlar. Evet bu şekilde tazelerini aldım ve incecik kıyıyorum. Mutlaka yapın deneyin inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. E, ben kışın haftada iki kere bu tarifi yaparım. Biz ailecek çok severiz pancarı, hele ki çocuklar bayılıyorlar. Bu şekilde iyice incecik doğradım. Daha sonra haşlamış ve soğutmuş olduğum pancarların kabuklarını soyuyorum. Ince kabuk olduğunda bu şekilde kesmenize gerek yok, elinizle soyabilirsiniz. Lakin bir tanesi biraz kalın kabukmuş. Bunu da bu şekilde soyuyorum. Mutlaka elinizi eldiven takın arkadaşlar. Eğer eldiven takmazsanız elinizdeki renk bir gün boyunca geçmeyebilir. Çünkü çok fazlasıyla renk bırakıyor gördüğünüz gibi. Pancarları soydum ve rendelemeye geçiyorum. Rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Dilerseniz incecik doğruya da bilirsiniz o şekilde de yapıyorum ama evdekiler bu şekilde daha çok seviyorlar Evet şöyle sizi rendelediklerimi biraz göstereyim hala içi sıcak iki tane pancarı rendeledim gördüğünüz gibi bu şekilde kesinlikle kalın tarafıyla rendeleyin arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki Arap pancarı diğer pancarlara nazaran daha şeker gibi daha tatlı oluyor. Tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. İçerisine bir tane büyükçe soğanı küp küp doğradım. Soğanı öncesinde biraz soteliyorum. Evet yumuşamaya başladı. Pembeleşmesine hiç gerek yok. Yumuşaması yeterlidir. Daha sonra pancarların yapraklarını ekliyorum. Tekrar bir kere daha yıkadım ben süzdürdüm. Şöyle iyice karıştırıyorum. Zaten yapraklar eriyecek arkadaşlar. Hiç problem değil. Çok olmadı mı diye düşünebilirsiniz. Bakın yok oldu. Gördüğünüz gibi yapraklar eridi. Güzel de kavruldu. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Bu kadar yeterlidir. Ve üzerine rendelemiş olduğumuz pancarları alıyorum. Pancarla birlikte 10 dakika kadar kavuruyorum. 10-15 dakika kadar kavuruyorum. Hepsinin lezzeti birbirine daha iyi geçmesi için inanılmaz güzel bir rengi var gerçekten doğal renk. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Yeteri kadar tuz aldım. Tuz miktarı tamamen sizin damak tadınıza göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra pişirmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pancarlarımda piştiler. Çünkü çok fazla haşlamadık. Şöyle yakından da göstereyim. inanılmaz güzel oldu. Yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Servise alıyorum pancarları. Öncesinde pancarları mutlaka soğutalım. Yoğurtla servis edeceğimiz için Pancarlar kesinlikle soğuk olmalı. Şöyle düzenliyorum ve mutlaka soğutuyoruz. Şöyle balkona kaldırıyorum biraz soğuması için. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet, pancarlar soğudu. Üzerine yoğurt ilave ediyorum. Süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırdım. İçerisine 2 diş de sarımsak ekledim. Ve pancarlarımın üzerine alıyorum. Pancarı yoğurtla denemediyseniz tavsiye edeceğim en lezzetli tariflerden bir tanesidir. Şöyle bakar mısınız? Bir de sizlere çatalla iç dokusunu da göstereyim. Ve artık videomun sonuna doğru geliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Dilerseniz et yemeklerinizin yanında, dilerseniz sadece bu şekilde başlı başına doyurucu, nefis bir tarif verdim bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.